Musa Anter deyince ilk önce akla gelen Musa Anter'in gazeteciliği oluyor. Ama bir oğlu olarak, bir baba olarak kendisini çok daha farklı boyutlarda tanıdığım için rahat rahat konuşabilirim. Çünkü o bizim devamlı rahat konuşmamızı isteyen, özgür bırakan ama denetimli özgürlük. Özgürlük deyince böyle şey değil. Denetimli derken o kadar sık da değil ama böyle bize karşı bir babacan bir tavrı. Daha doğrusu hani diyorlar ya işte şimdi baba, oğul, arkadaş gibi. Yani arkadaş gibiydik ama bu arkadaşlık çok farklı boyutlardaydı. Mesela yani biz küçüklüğümüzden beri babamın bütün o gazetecilik yazdığı dönemlerde işte ben babamın gazetelerini okurdum. Çünkü cezaevinde şey yemişti, darbe yemişti. Sağ gözü fazla görmüyordu. Onun için sabah gazetecini gidip alırdık. O gazeteleri okurdu, köşe yazarlarını okurdu. Böyle çok sevecen insan, hayvanları seven, bahçesi vardı Suadiye'deki evde. Orada domates, biber, patlıcan, kendisini biçer, kendisi yapardı her şeyi. Gayet mülayim bir baba. Ama kalemi o kadar mülayim değildi. Haksızlığa karşı kalemini en kuvvetli şekilde kullanmasını da biliyordu. O bakımdan zaten yani Musa Anter olduk. Kalemini çok iyi kullanmasından. Bir de müthiş bir zeka. Hem zeki hem akıllı. Yani ikisi de var kendisinde. Müthiş bir, ben hep ona derdim, ayaklı kütüphane. Yani Kürdistan'ın bütün Dersim'deki olayları, aşiretleri, işte Van'daki, Kars'taki, Mardin'deki, Diyarbakır'daki, Batman'daki hepsini tanırdı. Yani herkesle bir ilişkisi vardı. Muhakkak bir herkesin babamla bir anısı vardı. Onun için çok seviliyordu. Yani bir mütevazi bir insandı. Hiç böyle şey yap, çocukla çocuk olur, büyükle büyük olur. Ama kızdığı zaman da kızardı. Yani en büyük şeyi haksızlığa karşı gelmekti. Yani onun desturu oydu. Çünkü haksızlıkla büyümüş bir çocukluk yaşadığı için büyüyünceye kadar devamlı haksızlıklar karşısında ve o haksızlığı kabul etmeyecek bir şekilde kendi kimliği ve diline dönüştürerekten isyan bayrağını kalemiyle çekti. Musa Anter'in yazdıkları çok önemliydi toplum içerisinde. Onun için hedef gösterildi zaten. İşte Metin Göktepe öldürüldü. İşte Uğur Mumcu bomba aynı şekilde Abdi İpekçi. Ki bunların hepsi bizim Toplumsal Bellek Platformu diye bir grubumuz var. Bunu hepimiz o grubun üyeleriyiz. Bellek olarak varız yani esasında. Türkiye belleğine bir ışık tutma amaçlı bir toplum, platform. Tabii Musa Anter'in yani yaptığı şeyler, yazdığı şeyler çok önemliydi. Çok önemli şeyler söylüyordu. Musa Anter'in bu haksızlığa karşı davanın bu şekilde olması, o haksızlığın bizlere de yansıması oluyor esasında. Yani niye babamızı öldürdünüz? Bize bir cevap verin. Ne yaptı? Kimi öldürdü? Parası mı çaldı? Hırsızlık mı yaptı? Yalakalık mı? Ne yaptı? Sonuç nedir yani? Düşünce insanları hiç utanmak için öldürülmemelidir. Dedim de söyledim ya, tartışılır. Ve bu tartışmanın sonucunda güzel şeyler ortaya çıkar. Bu güzel şeyleri ortaya çıkartmak için bazı insanlar canlarını feda ediyorlar. Bu böyle o kadar şey değil yani. Bedelli yani bunun önüne geçilmesi lazım. Güzel şeyler eğer bu ülkede yaşayacaksak, güzel şeyler yaşayacaksak bu insanlara sahip çıkmamız lazım. Herkesin sahip çıkması lazım. Yani ne gibi bize miras bıraktılar. Tabii şey olarak da baktığın zaman dava süreci de biliyorsunuz 30 seneden sonra zaman aşımına uğradı. Şimdi dava 32. senesinde Anayasa Mahkemesi'ne gitti, Yargıtay'a gidecek, oradan istinafa gidecek. Artık iç hukuk yolları tıkandıktan sonra da AİHM'e gidecek. Zaten bir kere şey olmuştu, ceza yemişti Türkiye bu konu hakkında. Bakalım belki ikinci defasında yine cezanı yiyecekler. Gazetecilik ülkede çok zor bir meslek, bilhassa Türkiye'de. Çünkü sonuç ortada 170-180 ülke arasında
160'lardayız yani. Cezaevine giriyorlar, öldürülüyorlar. İşte en son iki tane arkadaşımız Süleymaniye'de öldürüldü. Ama buna rağmen, bu kadar zorluklara rağmen, bu kadar genç insanların gazeteciyle böyle bir hevesle sarılması umut verici. Çünkü araştırma çok önemli bir şey. Haber ulaştırma çok önemli bir şey. Ve bu genç insanlar gözü kara, cesaretle bu yani ceberut iktidara karşı büyük bir özveriyle insanlara haber ulaştırmaya çalışıyorlar. Ben umutluyum. Daha da iyi olacağını düşünüyorum.